Sanırım bu video benim en üzgün olarak çekeceğim video olacak. Sevgili arkadaşlar, birçok videomu maalesef ki silmek zorunda. Paylaşıma kapatmak zorunda kaldım. Çünkü bugün polis tarafından çağrıldım, ifadem alındı. Telif hakkından dolayı ciddi anlamda uyarı aldım. Önünde hapis cezasına kadar gidiyor. Ciddi anlamda ihtar aldım. Şu an itirazım işte sonuçlanana kadar bekleyeceğim. Arkadaşlar daha asla ÖSYM'nin çıkmış sorularla ilgili paylaşımlarını asla yapmayacağım. Daha farklı alanda çalışacağız. Hani birazcık daha o soruların mantığında programlar üzerine, konular üzerine çalışacağım. Birçok arkadaş da üzgün. Şu anda bana soruyorlar. Instagram'dan yazıyorlar. Hocam neden videolarınızı kaldırdınız? Arkadaşlar yani maalesef ki bu konudan dolayı kaldırdım. Ben de çok üzgünüm. Yani neyin nasıl olduğunu bilmiyorum. Birisi mi şikayet etti, ÖSYM kendim mi buldu? Hani bilmiyorum. Bunu zaten herkes yapıyordu. Yani artık daha ben bu konuda bir paylaşım da yapmayacağım. Kesinlikle. Yani ÖSYM bir tane bile sorusunu daha paylaşmam. Yani diyecek çok bir şey bulamıyorum arkadaşlar. Ciddi anlamda üzgünüm. Hani YouTube'dan benim hani ciddi bir gelirim olmadı. Hani açıklayabilirim yani. Çok sorun değil. Yani 228 lira mı ne bir gelirim oldu. Hani bu kanalda 200 senelik kanal yani bunun dışında da bir gelirim olmadı. Yani benim ödediğim internet parasını bile karşılamıyor. Peki hocam bu saatten sonra nasıl çalışmayı düşünüyorsunuz? Arkadaşlar bu saatten sonra size yine programlar yapacağım. Biraz moralimi toplamam için zamana ihtiyacım var. Moralimi topladıktan sonra yine ALES, KPSS, DGS, TYT, AYT adına paylaşımlar yine yapacağım ama bu sefer artık ÖSYM sorularını asla yayınlarımda kullanmayacağım. O mantıkta sorular kullanırım. Yani bir de online özel derslerim var işte. Buradan tanıyıp Instagram'dan bana mesaj atan arkadaşlar var. Hocam nasıl çalışıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz diye. Onlarla işte özel derslerim var. Onlara devam edeceğim. Ama bir süre moralimi toplayana kadar video paylaşmayı düşünmüyorum. Yani şu an bugünkü yani yaşadığım şoku inanamazsınız. Yani bugün ifadem alınmak üzere çağrıldım. Sosyal medya üzerinden paylaşımdan dolayı. Karakola gittim. Güvenlik büroda öğrendim. ÖSYM tarafından Ankara'dan dava açılmış. Yani çok üzgünüm arkadaşlar. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Davanın hatta şeyini de size paylaşacaktım. İfade tutanağı vesaire ama paylaşmadım. Yani şu anda birçok arkadaş da yazmaya başladı. Hocam neden şey yapıyorsunuz? Neden videolarınız kaldırıldı? Ya bu konuda ciddi anlamda üzgünüm arkadaşlar. Yani bütün videolarımı kaldırdım farkındaysanız. Yani bir tane bile şeyim yok. Hani kaldırmakta zorundayım. Çünkü bugün söz verdim. Hani bir daha asla bu şekilde video paylaşmayacağıma dair söz verdim. O yüzden hani benden asla yani yine bu konuda paylaşım beklemeyin arkadaşlar. Çünkü bir sonrakinde ağır yaptırımları ve ağır cezaları var. Yani ben bu saatten sonra yine arada sırada size yine video paylaşacağım, program yapacağım. Online özel derslerime devam edeceğim. Bilgisayar üzerine online özel ders verdiğim iller vardı. Onlara devam edeceğim. Yani durum bu arkadaşlar. Akşam Instagram'dan yazan arkadaşlar oldu. Hocam bu programı bir daha yapın diye. İnanın içim sızladı. Yani çünkü yani sorulara herkes bir şekilde ulaşabiliyor. Yani ben bu kadar ciddi bir şey olduğunu, böyle olacağını tahmin edemedim. Çünkü ta yıllar önceden herkes paylaşmış vesaire. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani üzgünüm. Hani ben sizden önce ben üzgünüm. Bu saatten sonra programımıza bu şekilde devam edeceğiz. Biraz kendimi toparlayayım. İnşallah güzel programlar yapacağım. En azından mantığı açısından değişik programlar yapacağım. Yani güzel zamanlar geçirdik. Özellikle sınava giren arkadaşlarla sınav heyecanlarını beraber yaşadık. Sınavdan önce, sınavdan sonra. Ama nasip böyleymiş. Yapacak bir şey yok arkadaşlar.